Sevgili seyirciler, Keskin Sohbetler'de programlarımız devam ediyor. Dolu dizgin röportajlarımızı sürdürüyoruz. Bu haftaki konuğumuz Mert Nobre, Marcio Nobre. Türkiye'ye damga vurdu. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Mersin İdman Yurdu'nda, Erzurumspor'da, Gençlerbirliği'nde farklı farklı takımlarda başarıyla birçok sezon forma girdi ve inanılmaz güzel goller attı. Herkesin, taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurdu. Bugünkü konuğumuz Nobre. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş geldin Nobre. Hoş bulduk lan. Sen bir takımı unuttun lan. Hangi takım? Kayserispor. Kayserispor. Doğru. Bobo ile oynadı orada. Doğru. Evet, evet. Bobo ile. Ama ne i̇şte yapayım? Normal çok ama takım. Ama normal. Çünkü Gençlerbirliği, Mersin, orası, Erzurum vesaire. Ama bir de uzun yıllar oynadın. Kaç yaşına kadar oynadın? 38-39. 3 sene önce bırakmadın mı? 2 sene değil mi? Evet, yani evet, yeni bıraktın sene. Yani taze. Evet, yeni. Ama yeni, halı sahaya gelmedim. Halı sahada maç yapmak istiyorum zaten. Tabii ben sözüm. Argöl'le geldi oynadık. Vay. Argöl halen iyi ya. İyi mi? İyi, halen iyi. Nasıl gidiyor? İyi Allah aşkına, her şey yolunda. Bir Gençlerbirliği'nde bir teknik direktörler bir başladın. Tamam. Sonra Mustafa Hoca ile gittiniz. 6 ayı şampiyon yaptınız. Süper Lig'e çıkardınız. Evet. Bir sezona başladınız. Sonra çok iyi bir başlangıç, ardından kötü gidişat ki ben maçları izledim. Gerçekten işiniz çok zordu. Oyuncu kadrosu, oyuncu kalitesi ciddi anlamda sıkıntılıydı. Sonra Mustafa Hoca gitti, sen devam ettin. Hı. Ardından sen de ayrıldın. O süreci alabilir miyiz? Tabii neden ki olmadı? İlki de Gençlerbirliği. Tabii ki orada Gençlerbirliği güzel zamanla. Güzel zaman ve Gençlerbirliği iyi takımla, iyi camına. Çok önemli camına bu Türkiye futbol işinle. Orada iyi başladın, iyi gidiyordu ama tabii ki futbol sadece sahada değil, dışarıda çok şey vardı. Tabii. Dışarıda bir sorun da, dışarıda da sonra tabii ki bir parça daha eksik olmaz da, olmaz. İşte olmadı. Türkiye'de sadece başarılı olmak, işini iyi yapmak yetmiyor. Yani, birçok unsur var. Yok, yok. Maalesef. Maalesef. Maalesef işte de. Türkiye. Ya da şöyle, bir takımda çok başarılısın, kovulabiliyorsun. Aynen. Ya da çok başarısızsın, kovulmayabiliyorsun. Ya da başarılıyken ayrılıyorsun, takım bulamıyorsun. Başarısızken ayrılıyorsun. Bir hafta sonra başka kulüpler teklif geliyor sana. Yani bir kıstas yok. Anladın mı? İşte bu. Sen biliyorsun neden lan? Tabii tabii. Ya burada bir plan yok mu kulüpte? Bir proje de yok mu? Yok. Lan. Her şey anlık, günlük her değil şey, mi? Evet evet. Her şey daha bugün bu, yarın tam tersi. Bu sarı, yarın belki siyah, mavi falan. Şöyle mi oluyor acaba? Olmaz. Başkan, yöneticiler konuşuyorlar. Ya Nobre var ya. Hadi bir arayın ya Nobre'yi, gelsin. Ya da araya siyasi birileri giriyor. Arıyorlar. İşte bizim hocamız var, teknik direktörümüz var, bilmem ne vesaire. Senin kafanda başkası varken siyasi girdikleri için sen onu yapmak zorunda kalıyorsun. Aynen. Belki bir list var da, belki 10 tane hocam da. Ha. Ahmet, Mehmet, Arabalan. 11 kim? Başkasına. Ama telefon bu, geliyor. Telefon geliyor. Bu adam nasıl kovalıyor herkese bu kadar da. Neyse maalesef. Ha. Geçen hafta ben Brezilya'dım. Orada konuştuğum arkadaş var bu futbolda. İşte bu sohbet, muhabbet falan. Adam bana sordu. Nasıl bu Türkiye'de? Bu zor nasıl Türkiye? Ben de ki o konu bayağı zordu. Bu konu bayağı zordu. Belki biz orada iki saat yetmez mesela, bak bu Türkiye biraz zor, nasıl zor da. Sadece sahada değil, sadece galibiyet değil. Bu zor iş orada. Her şey olabilir. Her şey. Bağlantıların iyi olacak. Evet. İşte de maalesef inşallah keşke biraz değişse ama zor. Altay neden olmadı? Altay'da tabii ki bir sene önce, geçen sene şampiyon oldu. Çok önemli. İlki de geçen sene Gençlerbirliği sonra ben evdeyim. Telefon çaldı. Baktığında Deniz, Mustafa Denizli'de. Büyük Mustafa arıyor. Büyük Mustafa da, baba Mustafa da. Baktığında konuştun. Hocam iyi insan, neredesin? İstanbul'dayım. Tamam gel bir kafede. Sohbet muhabbet. Hocam dedi ki bak, bir teklif bana geldi. Bu teklif ben hayır diyemez. Ya sen gel beraber. Ben de ki hocam teşekkür ama şimdi ben birinci hocam. Yardımcısı zor benim işte falan. O dedi ki tamam sen gel. Biz şampiyon yapar da
Sonra sen birinci hocan, ben sportif direktör gibi de falan da tabii ki gittim. Şampiyon oldu ama olmadı diye ikinci. Sonra sen hocalığı beklerken baktın. Hala yardımcı hoca. Aa işte. Baktın. Birinci proje oldu şampiyon ama tamam, ikinci olmadı. Olmadı. Ya sonra bu transfer tamam hocam, Mustafa hocam transfer yaptın, bu başkanı beraber şu oyuncu, bu oyuncu, şu oyuncu. Tabii ki lig başladın, biz ilk 5 maçta biz çok iyiydi. Neden çok iyiydi ki? Biz 6 tane oyuncu geldi tam hazırda. Binaris, Martin, bu kaleci, Lins, Bamba, diğer oyuncu da aynı da, oyuncu da daha hazırda. Bizim avantaj, bizim hakip daha hazır değil. Bu kamp geldi, oyuncu 30 gün, 40 günde hiçbir maç da yok. Maç, lig maçsa hazırlık maç değil de. İşte bizim avantajı. Ama tabii ki bizim kadroda çok eksik var. Evet. Maalesef işte daha transfer de yok. Alternatif de oyuncu da yok. Bazen konu oyuncu da yok. İşte maalesef işte son olmadığını. Şey kandırmış olabilir mi? Sezonu iyi başladınız ya. Sezonu iyi başlayıp peş peşe galibiyetler aldınız. Herkes izleyen başkan, yönetim şey demiş olabilir mi? Ya bizim takım iyi, kadro iyi, bu takıma tabii, takviye lazım değil vesaire. Tabii ki o hava var. Tabii tabii. Ama bir günle ben ve diğer yardımcı biz bir sohbet dedi ki bizim takım iyi falan şu bu, ben de ki bekle. Lig hiç baş... O üçüncü maçta sonra. Tabii. Üçüncü maçta sonra o toplantı. Biz orada sohbet ben. Ben dedik bekle. Beşinci haftada sonra da milli maç var. Milli maçta sonra tam lig başladı. O zaman tam lig. Şimdi de birinci, üçüncü, dördüncü... Tabii hazırlık maçları gibi. Ya, neden de bazen takımda hazır değil fiziksel olarak. Tabii tabii. Tatiksel olarak. İşte beşinci maçta sonra ciddi lig başladı. Tabii. İşte 6. haftada sonra biz tam tersten düştü. Değil mi? Yokuş aşağı. Nereden? Diğer takım her şey hazırda, fiziksel, tatiksel de, bu plan, kalite. Kaliteye de. Ya bu normal. İlk 3-4 haftada kalite tam %100 değil. De. Doğru. Fiziksel %100 değil. De. Ve bazen o yeni hocan tatiksel hazır değil de. Yavaş yavaş tatiksel. Başkan geliyor muydu teyze? Başkanın ilk hafta, ikinci hafta tamamla. Sonra Mustafa hocam çok istedim. Dedi ki bak burası beni iş, de seni iş dışarıda. Gelemedi mi? Yok yasak da. Şey mi, güvenlik almıyor mu içeri? Mustafa hocam almadı değil mi? Yok. Sonra tabii böyle olunca da başkan, yönetim içeri tesise giremeyince de sonra hocaya da bilendiler değil mi? Tabii ki var da. Bilendiler. Ya sonra bu başkan da yönetildik biz bu başkan da. Verdiler mi sonra? Klasik şeydir. Hani yönetimi başkana almazsan tesise vesaire sonra parayı keserler. Aynen öyle. Değil mi? Keser mi parayı? İşte bu tipik Türkiye'de. Tipik Türkiye. Sen beni almazsın ha. Sonra tamam parayı kesin tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Sonra patladı. Sonra herkes biliyor ne olduğunu. Tabii, sonra Mustafa Hoca gitti. Sen kaldın. Mustafa Hoca orada sana şey yaptı mı? Gönül koydu mu kaldın diye? Ya çok enteresan da biz bir cumada hocan karar verdin. Perşembe akşam da karar verdin. Hocam dedik tamam yeter bizim iş burada. O burgun cuma biz tesisde toplantı yaptım. Bu oyuncular her şeyde falan da personel şu mu. Cuma akşam ben otel. Başkan bana aradı gece de. Neredeyse mi diye otelde. Gel toplantı yaptım. Toplantı gittim. Konuştum, teklif verdi. Ben dedik bak şimdi ben hayır ve evet diyemez. Belki de neden lan? Ben dedik yok. Diğer taraf Mustafa hocam var. Saygı. Ne yapacak? Ayıp olmasın. Ayıp olmaz tabii. Olurum almam lazım. Tabii. Yarın sabah da ben Mustafa hocam nerede gidiyorum. Toplantı yaptım. Sonra bak hocam bu var, şu var. Ne düşünüyorsun? Ya hocam dedik hayır. Kusura bakma. Ben senin hocam değilim. Tamam. O burgun sabah da gittim. Oturdun, konuştun bu hocam, şu var bu var hocam. Sen istersin. Kal dedi sana. Kaldı.
Al bu takım şimdi bu odaki cumartesi. Yarın bir maç var. Ya kimse yok, bu ayıp olmaz bu kulübü. Bu benim kulübüm. Ve hocam bu Altay da çok önemli camiada ve hayat içinde hocandaki bu kulüp sadece bu kulüp değil mi? Bu bambaşka mı? Bambaşka. Ben ilk tamam hocam. Gittim. 3 maç mı kaldın? 3 maçta. Sonra sen kendi ekibini mi kurmak istedin? Tabii tabii. Benim kendi ekip neden de bazen orada 2-3 tane adam vardı. Altepe'de başkanla arkadaşla. Arkadaşlar. Evet ben. Hatır gönül işlere. Ya işte bu iş profesyonel da Süper Lig. Sen dedin ki benim antrenörüm olsun, analizcim olsun, kondisyonerim olsun, tabii. Ekip olsun, profesyonel olsun. Profesyonel olsun. Bu, kabul etmediler mi? O dedi ki yok burada var, şu adam var, şu ben. Dedik bak başkan bu senin adam, benim adam değil. Anladın, bu Altepe'de kondisyoner, benim kondisyoner değil. Analizci, bu kulüp analizci. O Altepe analizci, benim değil ve Süper Lig değil, bu Süper Lig takım değil. O bambaşka adam. Belki o adam iyi adam. Beni hiç tanımıyor. Tanımıyorsun. İlk bir günde orada bu olmaz, bu iş olmaz. Sonra kabul etmedi. Sonra da yok. O dedi ki yok sen kal, biz sana bir şans ver. Ben bu şansı ben istemiyorum. Nasıl bu şans? Sonra vedalaştın. Evet tamam. O dedi ki ya tamam bu iş olmaz. Tamam olmadı, daha iyi. O ya ciddi ya yok da. Doğru. Ya evet. Şöyle böyle bu olmaz. Bu ya, ya evet ya hayır. Ya, ya tam. Ya hiç sıfır, olmasın. Evet. Ya aynen. Gri olmasın, ya siyah ya beyaz. Aynen öyle. Yani, tam temiz edeyim. Temiz. Artık gelecek sene yeni ufuklar, yeni takımlar, yeni heyecanlar. İnşallah tamam. Allah gönlüne göre verir Nobre. İnşallah, inşallah. Sen zaten güzel adamsın, iyi adamsın. Futbol kariyerin ortada, kaliten ortada. Geçen Ümit Özat'la sohbet ediyoruz. Öve bitiremiyor seni. Evet. Nobre çok düzgün adam, çok iyi futbolcu, çok karakterli adam. Seni herkes teşekkür, çok seviyor. Teşekkür ederim. Şu arkadaki fotoğraf. Mustafa Doğan orada kolla mı girmiş? Bu maç derbi 1-1 Kadıköy'e. 1-1 mi? Belki o bir pozisyon, o golle bir korner topu geldi. Ha gol mü attın o maçta? Golle. Kaç tane attın sen Beşiktaş'a gol? Beşiktaş. Fenerbahçe formasıyla. Belki bir tane sadece. Bir tane mi? Bir tane. Galatasaray'a kaç tane attın? Aa o. 8-9 tane. 8-9 tane attın. Evet evet evet. Peki Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye kaç gol attın? Bir tane. Bir tane Galatasaray'a. Ha, toplam 8 tane toplam. Ha, toplam hem 8. Fener hem Beşiktaş. Ya herkes 4, attın 5. yani. Evet evet. Atmadığın herkes. Takım var mı? Türkiye'de büyük takımlardan. Türkiye yok. Yok herkes attı. Yok herkes. Herkes. Trabzon çok var. Trabzon aynı 8. Trabzon'da çok attı. Evet evet. Trabzon. Diğer fotoğrafları da rica edebilir miyiz? Çok güzel fotoğraflar var Nobre. Burada İsmail Köybaşı'na yeni gelmiş. Çiçeği burnunda. Bu diğer bu şampiyonluk senesi mi? Evet. Şampiyonluk evet, sene değil mi? Bu Antalya'da. Antalya. Mustafa Hoca ile beraber. Bu kamp bir toplantı var. Belki orada şampiyon, bizim şampiyon olduğuna, bizim bir kararla çıkardım. Bir toplantı yaptım. Karar aldım. O toplantıdan sonra dedik ki bu sene biz şampiyonla. Ne oldu? Ne konuştunuz? Ya biz o zaman başkan az prim veriyordu. Sonra bu dedi ki bu prim yok. Ha primi kaldırdı. Prim kaldırdı. Dedi ki yeter de. O zaman ben kaptan, ben Delgado'da biz toplantı yaptım bu başkan. Dedi ki başkan zor bir motivasyon da eksik. Yani nasıl eksik? Tabii ki herkes maaş var, her şey var. Diğer taraf bir prim var. Neden primle? Personel var. O çok tabii. Önemli. Ve genç oyuncular. Biz yok. Bizim maç tamam. Yeter. Ha? Diğer oyuncu da çok tabii. İyi. Ve personel de çok iyi. Belki biz $1000 çok şey değil ama personel çok büyük para. Tabii. Aynen öyle. Sonra o kaptan. Demirhan dedi ki kaptan. Ben 3-4 senede çok para da verdim. Vermiş bir şey olmadı. Hiç yok. Sadece bu kupa yeter bu kupada. Dedik tamam ne yapacak şimdi de bir plan yapacaksın. Mecbur bir planla. Başkan dedi ki tamam. Ben prim veriyorum sizin. Ya Mayıs kadar siz hiç şampiyon değildin. Bu prim sizin maaş kestiğini. Yani sözleşme mi yaptırdı? Bir sözleşme. Evet. Şampiyon olursanız bu primi alırsınız. Yok maçla. Tamam. Her maçla bir prim vardı. Tamam.
Ya şampiyon yok lan. Kaç tane belki 50 bin tamam. dolar. Tutun 18 maçta tamam. 50 bin 60 bin dolarda. Tamam. Ya şampiyon yok. Bu 60 bin senin maaş ben keserim. Maaşta kesin. Şampiyon olursanız bu primi alırız. Evet. Şampiyon olmazsanız maaşından kesiliyor. Maaşta kesin. Ha ya ceza ya ödül. Ya evet. Sonra şampiyon oldunuz. Ya sonra ben de ki tamam bu karar sadece benim değil. Oyunculara sorayım. Bekledim ben bir toplantı yapacak. Konuştum. Tam net bizim. Tamam. Ben çal bu dışarıda. Deogad, bendeki Deogad bu çok zor da. Kesin bu oyuncular. Kabul etmez. Tabii zor. Çok zor da. O sonra çal bu oyuncular. Toplantı yaptın bak bu böyle bu var şu var bu primde ben konuşsun bu başkan ama teklif bu. Ya ödül ya ceza. Ya ödül ya ceza. Ne yapacak da? Bak ben şaşırdın ha. O grupta %70 hemen dedik tamam. Tamam dediler. Tabletini. Herkes kendine güveniyor. Şampiyon evet, hocana inanıyor. %70 de tamam ki o %30 ne yapacak da otur sohbet muhabbet böyle ya şu ya bu. Sonra da kaldı bir iki tane oyuncu da sadece. Biz orada otur falan bak. Ya sen istemiyorsun tamam lan. Ya herkes %100 ya kimse yok lan. %99 da tamam lan. Kim kabul etmedi? Kim güvenmiyor kendine? Unuttun abi. Söylesen kim? Ne iki tane oyuncu tamam, da bir kim, Türk bir... Kim güvenmiyor kendine? Bir de Teyo. Ve Serdar Olsun. Serdar güvenmiyor. Evet. O dedi ki bayağı zor falan şu bu. Ama şampiyon olursa parayı aldılar. Evet. Sonra dedi ki bir tane daha yabancı da biraz... Sıkıntılı ama tamam sonra en sonunda herkes tamamla. Herkes tamam dedi. Herkes imzala. Başkan da bir kiyat verdi. Herkes imzala. Haydi başkan. Ben dedi ki bugün biz şampiyon oldu. Vay. Ondan sonra takım uçtu. Takım. Uçma sonra bu ceza var ne yapacak? Paralar gidecek. Evet, bu hayat ilk diye zaten baktın, gördün mü hayatta. Vay. Burada da grup. Süreyya Soner. Malzemeci. Süreyya Baba. Süreyya Baba nasıl? Her cuma mesaj açıyoruz. Hayırlı cumalar. Süreyya bir candır yani. Ama nasıl insanlar? Süreyya bir gün şeyde kamptayız. Sen o zaman şeyde muhtemelen Fenerbahçe'desin. Delboski zamanı. Hmm. Takımda 40 kişi falan var. Ali Güneşler, Okan Buruklar, Tayfunlar herkes gelmiş toplama takım. Maçta böyle. Takımda birbirine maç takım kötü gidiyor falan. Hmm. Arkadan bağırıyor bir taraftar. İşte Ali Güneş, Fenerbahçe'yle, Tayfun Fener'le, Okan Galatasaray'la gitmiş bu takımdan falan. Süreyya sonra çıktı. Kardeşim yeter dedi ya sus dedi. Herkese sallıyorsun dedi. Sus lan bıyıklı dedi. 20 yıldır bu takımdasın bir defa oyuna girdin diyor muyum? Onu oyuncu zannediyor. Ya bu hayat da bilmiyor belki. Trash yaptın büyük yok ne ben hiç görmedim ben sonra o seninle dedi ki bak Süreyya ya biz şampiyon sen bu trashsin büyük büyükler büyükler ve senin kafada bu makinede saat makine aynı benim kafada gibi de yo o dedi ki tamam işte biz şampiyon oldu da sonra bu İspanya'da kamp tamam orada olduğunu ha oldu ben gitti bu odadan sonra bak gel. Kusura bakma tamam bir makine zip tut. Burada çirkin oldu mu sonra? Çok mu? Nasıl çirkin de? O çok iyi yani insan. Eskileri yani 90 doğumlu 80 doğumlulardan önce eskiden annelere bebekken sırt üstü yatırırlarmış. Ne sırt olsun. Üstü yatırınca kafalar şey oluyor. Yani böyle basık oluyor. Sonra bir sağa bir sola yatırmaya başlıyor 80-90 sonra kafalar güzelleşiyor. Mesela senin kafan güzel, yakışıyor. Hmm. Ama sen... Bazen... Tabii. Eskiden mesela olsa annen seni sırt üstü yatırsa senin kafa da böyle basık olacak. Ya benim kafa çok güzel değil. Burası güzel. Taş var böyle bak dikiş var. Onlar maçta, onlar futbolda oluyor. Onlar normal. Burada Rüştü Reşmen, Ricardo Quaresma. Çok iyi fotoğraf yalnız. Çok iyi. Resim çok iyi. Rüştü çok iyi adam. Rüştü değil mi? Rüştü. Nasıl kaleci? Gizli kaptan mıydı? Nasıl refleks? Nasıl? Değil mi? Quaresma, Trivela. Trivela. Var mı bir anın Quaresma'yla hatırladın? O zaman gencecik, yeni gelmiş. İlk
İlk kez o Kovarezma çok iyiydi. Çok iyi değil mi? Çok ama biraz şımarıklık ilk geldiğinde değil mi? Aşağı yukarı aynı Anelka'da, Fener'de. Ha, o da öyle. O, orada aynı öyle. Yıldızlar. Yıldızı, evet. Ama Kovarezma'da... Dişte pırlanta. Evet. Kovarezma biraz cimbrinde. Ha, cimri. Evet, her gün de biz tesisde yemek de sonra da git, o her zaman git mutfakta bir paket daha orada meyve var, yemek var, her abi şey. Abi eve götürüyor. Ya çok iyi ya. Vay anasını ya. Ya çok iyiymiş ya. Bir gün de Bobo ve Kovarezma orada da sohbet muhabbet, kavga değil, tartışma. Aa sen kaç gol var, şu var, bu var falan. Ben geldi ikisini orada oturuyordu. Ve Kovarezma, ha Bobo sen gülcü değil, sen kaç gol var, şu var. Ben baktığına, Kovarezma, ben de ki Kovarezma, sen kariyere kaç tane gol var? Aa 100 gol falan, şu bu. Beni konuşma dedi. Ben 100 gol sadece sol ayak var, sen konuşma, git sit. Bobo kahretsin. O bana baktın da. Vallahi git dedim. Ya inanılmaz. Diğer fotoğrafa geçebilir miyiz? Ferrari. Ya ne yakışıklı adamdı Ferrari. Ferrari. Değil mi? İtalyan adamdı. İtalyan değil mi? Stil her zaman. Acayip. Stil. Gecelerin adamı Ferrari. Ferrari evet. O dirseği atmasa şeye. Aa Lugano o pozisyonu. Lugano'ya evet. Dirseği atmasa 2-1 öndeydi değil mi? Beşik. Evet 2-1. Maçı da kazanacaktı. Hayır vurdu. Hakem görmedi. Bina vurdu. Kırmızı. Penaltı. Maç döndü ondan sonra. O gün de Alex'le birisi adam adam oynuyordu. Necip miydi? Birisi oynuyordu. Kırmızı olunca onu çıkardı. Alex de boşa çıktı. Boşalım. 10 kişi oldu. Sonra Alex 2 tane gol attı. Ya işte Necip adamın sonra bu kırmızı golden sonra Marco Aurelio'da. Necip yerde başka Marco Aurelio içeride. Ya Aurelio olabilir. Evet. Orada bu hocanın tam hata yaptığında. Değil mi? Tabii ki orada 2-1'de. 2-1'de önce. Almeida bir pozisyonda karşı. Kaçırdı. 2-1-2-0 mı? 1-0'da 2-0 olacaktı. Evet. Ondan sonra maç bitiyordu tabii, zaten. Tabii. Fenerbahçe. Ya atar o golü bambaşka. Fenerbahçe gelemiyordu. Evet. O gün de biz çok iyiydi. Çok iyiydi. Tabii, Ferrari, ama tabii ki o kırmızı kartı. Ferrari provoke etti maçı. Evet. Ya evet. Sonra bu kırmızı kartı sonra Ferrari Beşiktaş tarihine bitti. Ama işte, ne gereksiz hareket. İşte hareketi de çok kötü de. Ama sonra çok zarar veriyor bu klubu da. Tabii. Sonra, bu adam gitti sonra bu FIFA'da para da kazın. Milyonlarca euro para verdi Beşiktaş. İşte başka yol daha yani. Tabii. Keşke para önce uzlaşsalardı. Aynen. Fabian Ernst mi? Fabian Ernst. Yani arkada Uğur İnceman. Kucakta şey omuzda Fabian Ernst. Ernst büyük oyuncuydu. Çok iyi oyuncuydu. Ve nasıl karakteri. Değil mi? O geldi çok kat verdi bizim şampiyonluğu. Çok. Sise ile beraber orta sahada. Evet. Yusuf Şimşek, Teyo falan çok iyi orta saha müthiş oldu değil mi? Çok iyiydi. O bir denge yaptı bizim takımdan. Bir de goller de falan da attı. Tabii. Bir tempoda 18-18 box to box da çok iyi. Çok iyiydi. Çok iyi. Ama sonra bundan 2 sene sonra Kovarezma geldi. Almeida, Fernandez, Guti, Simao tek başına kaldı orta sahada. Canı çıkıyordu koşmaktan. Ayşe de bir günde çok enteresan da. Bir günde ben baktığımda biz bu maçta baktığımda yanında kim de? Ernest. Bir Ernest git bu senin pozisyonun ne iş varsa burada forvet misin? Forvete geliyor. Forvet misin? Hadi ki nobre boş ver abi. Herkes hadi ben koşuyor. Aynı köpek orada başka kimse yok. Şimdi ben boş verdim. Kızmış herkes. Evet. Köpek gibi koşuyor. Köpek gibi. Hadi ki bak şimdi kim burada? Bizim kanat herkes bu sadece hücumda düşünüyorum da. Sisi aynı da. Ben tek başına orada olmazdım. Hani. Ya isterse tamam orada bir sorun değil. Ya ben bu pozisyonda ya ben yedek lan. Ya müthiş ya. Tamam maçta sonra ben çal bu Schuster'da. Hocam bu var şu var ne yapacak bu adam? İstemiyor bu pozisyon bu tek de falan lan. Beni bak şimdi ben 10 numara diyor. Ne sen 10 numara değil lütfen ya yapma ya. Bak o sene bir tane kaliteli ön libero gelseydi Atiba gibi. Ersin yanında oynasaydı o takım da şampiyon olurdu ya da başarılı olurdu. Şimdi evet. O takımda düşünsene Simoa var, Kovarezma var, Guti var, Fernandez, Ahmet. Evet. Kim koşacak? Ben mi koşayım? Aynen öyle. Herkes top ayağındayken, herkes topu bana at. Evet, aynen. Herkes topu bana at. İşte bu Brezilya bizdeki
Tam bir piyano var, herkes çalır. Herkes çalmış. Kim kalır? Kimse kalmıyor. İşte de bizim mecbur bu takım, her takım bir tane adamla. Nihat Kahveci. Nihat. Oy, Nihat. Kardeş, evet. Nihat uzun zamanda sonra, uzun kaç sene, 12 sene sonra da İspanya'da, kaç sene İspanya'da? 10 sene. Bayağı kaldı işte, evet. Sociedad, Villarreal işte, evet. İnanılmaz evet. Goller attı. Sonra geldi de. Geldi de. Şampiyon olduktan sonraki sene geldi. Evet. Askere gitti. Sezon başı kampı geçemedi. Hazır olmadan Mustafa Hoca onu oynattı, hata yaptı. Tabii. Hata yaptı. Tabii. Bir de o sene Sise gitti. Fink geldi. Tam adapte olamıyorken bir de Nihat'ı oynattı. Tabii. Orada hata yaptı. Hazır olana kadar oynatmaması lazımdı. Tabii. Yanlış yaptı. Kötü o zaman başladınız. Evet, o zaman zaman gerekiyor. Zaman gerekiyordu. O hiç geldin tamam askerden sonra şimdi bir kamp hazır değil. Tabii. Git oynana. Bu olmaz. Zor ama. Zor. Çok zor. Mustafa Hoca'nın kampları iyi midir? Hani şey derler ya, Mustafa Hoca iyi kamp yaptıramaz ya da gevşek davranır, 5'e 2 yaptırır. Çünkü siz şampiyonluğu sene Ertuğrul Sağlam'la yapmışsınız sezon başı. Tabii. Ya Mustafa Hocam tam tersi. Şimdi bu futbolla bu kamp çok eksik. Ne? Belki eskiyi de tamam yeterdin. Yeterli, şu anda eksik. Yeter, evet, şimdi eksik. Neden eksik? Şimdi fiziksel çok önemli. Çok önemli tabii. Herkes kalite 13 kilometre koşuyor abi. Bir de, işte hayır, 13 kilometre yetmiyor bile. Omuz omuza ikili mücadele, ikinci toplar zorluyorsun. Ya 13 kilometre aslında 16-17 kilometre yani. Ya tamam 12 kilometre belki koşabilir tabii. Ama nasıl koşuyorsun? Nasıl koşa? %100'le mi koştun? Ya bir tempo sadece. Ha, yalandan tempo olmaz. Tabii olmaz. O farkı da. Ne maçı bu? Porto mu? Porto'da Şampiyonlar Ligi, UEFA'da Şampiyonlar Ligi. Oradaki mi, buradaki mi? Buradaki. Buradaki. Orada Nihat gol atmıştı. Evet. Bu maçta Quaresma gol attı galiba. Quaresma. Orada 2-1, 3-1 de. Bu Porto'da nasıl bu takımla? Değil mi? Hulk falan var değil mi? Hulk var, Falcao var. Falcao var değil mi? Çok iyi takımı. Takım çok. Diğer kaldığı şeye geçebilir miyiz fotoğrafa? Burada yedeksin. Yedek, ben orada sağda Almeida var herhalde değil mi? Guti, Simoa, Almeida falan. Sen Bobo ile falan yedeksin. Evet, aynen. Bak, Fernandez, Bobo. Fernandez nasıldı? Çok iyi. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Bir kuvvetli var, bir güç var. Ama Fernandez çok çok enteresan da Fernandez. Fernandez bazen bir antrenman daha önce de savunmadası herkes orada sohbet mopede. O geldi oturdu, hiçbir ses yok. Ses yok. Hiçbir ses yok. Müzik var, her şey de değiş sahada. O Burgun'da sabahda merhaba günaydın nasıl gidiyor falan. Ne zaman ne yapacağım belli değil. Ne zaman belli değil. Lan, bazen nasıl neyimse sarılır, bazen suratına bakmaz, selam vermez. İşte de çok enteresan. Çok enteresan. Çok enteresan ama iyi insan, kötü insan değil. O zaman çok böyle gecelere takılıyor muydu? İlk zamanlar, sonradan zaten... Evet. İlki de biraz sakinle... Sonra mekanları öğrendikten sonra zaten şeydi, sabah kadar takılıyordu. Geliyordu, sabah idmanına çıkıyordu, yağmurlukla böyle ter atıyordu bilmem ne. Sonra bir fitness yapıyordu, öğlen gidiyordu, 4 saat uyuyordu evde. Sonra tekrar devam. Geceleri devam. Bobo ile görüşüyor musun? Tabii. Görüşüyorsun, ben de arada konuşuyorum Instagram'dan. Bobo iyi golcüydü be. Çok iyi. Çok iyi golcüydü. Bir 20 yaşında geldi. Aurello. Aurello da candır. Aurello. Mehmet Aurello. O da Türkiye'de, senin gibi. Evet, uzun zaman. Sevdiniz burayı. Tabii. Şimdi biz %60 %80 Türk'le, %20-30'la Brezilya. Artık şey Brezilyalısı asılı Türk'le. Mehmet abi öyle mesela milli takımda oynadı. Sen de çok oynamak istedin ama Fatih Hoca seni tercih etmedi. Evet. İsterdin değil mi? Tabii, oynamak. Çok. Ve o zaman Beşiktaş zaman oynarken de daha iyi forvet bence yok. Yani yoktu o, değil mi? Oynar ya o zaman. Ama işte bu karar hocam ne yapacak? Senelerce yani oynardın orada. Bence. İlk 11 olurdun, son yarım saat olurdun, goller atardın. Tabii. Düşünsene belki 2008 Avrupa Şampiyonası'na gitseydik, sen olsaydın kaldı, belki kupayı alacaktık. Aynen öyle. İşte tabii. O zaman az forvet var, çok değil de. Ama Keşke. Sivok. Sivok çok iyi. Stop ya.
Sivok, o Ferrari, Bobo, kim bu kaleci orada? Kaleci Hakan olabilir. Hakan. Evet, Hakan. Kardeşin Hakan olabilir. Hakan. Geçen Hakan'dan da bahsettik Sarla. Birçok takımda aynı gençlerde oynamışsınız. Mersin'de oynamışsınız. Beşiktaş'ta oynamışsınız. Değil mi? Evet. Evet. Bir sürü takımda oynamışsınız. O çok iyiydi. O. Şeyi anlattı. Yine çok güldük ya. O Mersin'deki elektrikler kesiliyor. Sen giyinirken havlu düşüyor. Elektrikler geliyor. Sonra malzemeci seni bir görüyor çırılçıplak. Sonra koşuyor, kaçıyor. Ya mükemmel var, ya. Ama bir bomba daha var. O Hakan değil. Ben bir takımdan sonra mı diyeyim hangi takım? Bir takımını bir santramanla İsmail'le sonra da 5-2 yönü. 5-2. 5-2 yönü bizim hocan o zaman geldi benim grupta 5-2'de. Ve o hocan çok şakacıydı. Tamam. Çok iyi insanla olan. Ya biz orada 1-2'de biz 25 pas olduğunu. Tamam. 25 pas oldu. Ha ceza falan ha. Bizim hocam valla bu pantolon aşağıda koydu. Her şeyde popo gözüküyor bu diğer oyuncu da ortada. Ne 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 ne. Bak medikli yok. O gün medikli yeter. Ben antrenmanı istemiyorum da. Bu hocam çıplak da ne? Tabii da. Bu popo gözüküyor. Bak ne ne ne. Bak bu olmaz. Hangi takımdasınız o zaman? Hocam yapmaya çalışıyorum şu anda. Yılmaz Hoca mı? Yok Yılmaz. Vallahi ben hiç çalışmadım o Yılmaz Hoca. Hiç çalışmadın mı? Yok. Ama bu hocam aşağı yukarı aynı hangi Yılmaz Hoca'nla. Hangi takılır? Hangi takılır? Bulmaya çalışıyorum şu anda. O Erzurum'da. Erzurum'da ama. Erzurum'da neyse ben onu bulurum. Diğer fotoğrafa geçebilir miyiz? Vay iki kupalı sene. İki kupa. Delgado, Teo. Ernst, İbrahim Toraman, Gökhan Zan, evet. Stefano Morena, evet. Ekrem Dağ. Çok iyi sezon değil mi? Bu sene çok iyi. İki kupa. Çok iyiydi. Zaten o sezon iki kupa. Bir de Sergen Hoca ile iki kupa Beşiktaş. Evet, evet. Doğru mu? Var mı Delgado ile bir alın? Deplasmanları biraz sevmezdi. Saha kötü, hava da kötü, işte atmosfer çok güzel değil. Oynamıyor. Aa, evet, zor da. Performansı 130-140 lira. İstanbul, tamam. Tabii İstanbul. Tamam, inonu. Ama sonra Yusuf geldi, işi o bitirdi. Tabii. Yusuf Şimşek bitirdi. Evet, evet, evet. Gökhan Zan? Gökhan Zan, cam adam. Cam adam. Ya... Gökhan Zan bence çok iyi stoperdi ama çok sakattı. Çok sakat. Ya kafada biraz zayıf. Büyük takımda. Büyük takım dedi ki Avrupa'da oynadı. Stresten mi acaba? Bence stresten. Stresten değil mi? Baskıyı kaldıramıyor evet, diyor mu? Evet evet. Mesela Beşiktaş'ta da iyi oynadı. Milli takımda da iyi oynadı. Galatasaray'da da iyi oynadı. Evet evet. İyi stoperdi. İbrahim Akın, Stefan Apia. Bu pozisyon... Penaltıda ben vurdu, out oldu. Out'a vurdu. Evet, evet. Out attın. Ya normalde ben sol taraf kaleciydim. Hı hı. Son saniyede ben değiştim. Kordoba mı değiştin? Evet, evet. Ha, Kordoba değil. Ayak yaptı seni. Ben baktım ayak dedim ben diğer tarafa. Ben out'a vurdun. Out vurdun ha. Bu Fenerbahçe maçı da. Apia ne oyuncuydu be. Vay çok iyiydi. İşte Fener zamanında Apia ve Marco Aurel orta sahada. Değil mi? Biz çok sakin öyle tamam. Biz sadece hücumla düşünüyoruz. Tabii değil mi? Onlar ya gerek yok da. Savunmada ya. Değil mi? Alex da var önünde. Sen evet. Varsa Tunca Şanlı var. Anelka var. Anelka var evet evet. Diğer fotoğrafa gelebilir miyiz? Porto da aynı. Porto. Evet, evet. Necip Porto. Gencecik, ufacık, tefecik. Aa Necip, çocuk. Necip. Çocuk değil mi? Oy. İbrahim Üzülmez. Doğru ama neyse. Aa Hakan. Hakan Adıkan. Vay vay güzel fotoğraf. Diğer fotoğrafa geçebilir miyiz? Fotoğraflar güzel. Çok güzel. Ve Fenerbahçe efsane. Anelka'yı ne kestin be? Ben de. Anelka senin yüzünden sağ kanat oynadı. Evet. Değil evet, mi? Evet. Anelka. İşte çok enteresan. Anelka geldim. Bazen maç sonra Christoph Laundeki Anelka. Sen forvetten, Anelka bir maç forvet oynadı. Sonundaki Dao, Christoph Dao benim pozisyon değil de.
Dedi ki yok yok sana yok yok bu pozisyon Nobre daha iyi. Daha iyi. Anelka dedi. Anelka dedi. Çok iyi. Ama mesela ben de olsam şimdi geriden gelmek daha avantaj abi. Şimdi sırtı dönük oynamak dünyanın en zor işi. İşte de. Bak sağ hedef santrafor, pivot santrafor Hamal abi. Evet. Stoperlerin kucağında yoruluyor, geberiyor, orada işte dirsek yiyor, bilmem ne yiyor falan, orada mücadele ediyor. Sen yoruyorsun stoperlere, arkadan Alex Aneka geliyor, işi bitiriyor artık. Tabii, orada biz mücadele ya. Tabii. Biz avantaj ne yapacak da? Stoperde nasıl vurdu biz? Kafa, ayak kadar da vurdu da. Tabii. Bu bel vurduğunu, dizde, dirsekle, belle, arkada vurduğuna biz orada top tutuyor, tutuyor. Tabii, bütün işi sen görüyorsun tabii, orada. Tabii, tabii. Ya sonra Anelka dedi ki bu pozisyon olmaz da, Nobre daha iyi. Sonra Anelka sağ tarafı. Sağ tarafa geçti. Evet. Ama Anelka çok böyle adapte olamadı Türkiye'ye, Fenerbahçe. Ben çok oynamak istemiyordu zaten. Ya o çok rahat oyuncuydu. Çok geldi rahat. Yani tatil gibi. Ne? Tatil gibi. Sonra gitti İngiltere'de gol kralı oldu. Tuncay Şanlı? Tuncay çok iyiydi. Tuncay. Lider değil mi Tuncay? Lider. Ya Tuncay o bir gün bana geldi dedi ki Nobre ne zaman ben gördüm sen pres yapıyor, koşu. İşte o bana bir motivasyon. Ben daha iyi koşuyor. Ben daha iyi koşuyor. Neden ben gördüm sen forvet. Sen gidiyor bastı yaptığında bir stopu, diğer stopu. İşte o bana ekstra motivasyon veriyor. Ne güzel ama. İşte süper. İşte takım ruhu bu işte. Evet evet. Ümit evet, Özat. Sarılmışsın Ümit Özat'a. Ümit valla çok komik. Ama iyi kaptan da. O zaman çok iyi. Christoph Daum diyor ki bir gün diyor Tuncay'a dedim ki diyor söyle diyor Ümit'e takımla konuşsun falan. Bir baktım da Ümit elini açmış diyor Allah'a dua ediyor diyor. Tuncay demiş ki ne yapıyorsun Allah'a dua ediyor. Sana hoca dedi ki hocam dedi, sen takımla konuşsun Allah'la konuşuyorsun diyor. İşte o zaman bazen Ümit'i çok ses değil ne? Ama bazen o tabii maçta önce her şeyde ama o tipik kaptan her zaman konuştu gel konuşur. Şu bu ama falan dedi. İyi kaptandı. İyi kaptandı. Bir de şey değil mi hiyerarşiye önem veren, kurallara önem veren, işte terlikle inemezsin, evet, yemeğe önce kaptan oturur sonra diğerleri vesaire böyle şeyler. Evet. Sen de o zaman genceciksin be. Ben çok genç. Saçlar 20... falan. 23 yaşında. Vay 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 vay. Luciano. O da seviyor golcülüğü. Her senede en az 4-5 gol atıyordu. Gol atıyordu değil mi? En bir az. De kritik goller. Evet. Ve kaliteli stoperden. Kaliteli stoper. Çok kaliteli. Diğer fotoğrafa geçer miyiz? Burada Mehmet Yozgatlı. Memo. Ne diyorsun burada? Ne bağırıyorsun? Kime bağırıyorsun? Memo. Ben aldı. Memo bilmiyor ne düşünüyor. Ben çok sert vurdum. Bir stres değil. Ben Mehmet'i de konuştum. Ben konuştum. O duymadın. Ben aldım dedim. Ne oldu? Tabii ondan ses yankılı ses çıkıyor. Ses tabii ki ses çok. Yankılı çıkıyor. Mehmet Yozak da iyi sağ kanatta. İyi sağ. İyi ortada yaptın. İyi ortada. Sana bayağı gol attırdı. Bana çok asist yaptın. Ha, yaptırdı. Onun için seviyorsun çok asist yaptın. Evet. Diğer fotoğrafa geçebilir miyiz? Fotoğraflar güzel. Anelka. Anelka. Vay vay vay. Bu maç belki Diyarbakır maçı. Diyarbakır maçı. Evet Diyarbakır maçı. Hayat için çok zor maç belki bir tanesi o. Çok enteresan. Ama forma da güzelmiş değil mi? Evet evet. Güzel forma. Az önce zaten Mustafa Doğan'la evet, Mustafa bunu değerlendirdik. De. Böyle bayağı bir seni marke etmiş. Kolundan tutmuş ama topa vurmuşsun yine gol olmuş. Evet bu değil maç. Mi? Bu maçı da Beşiktaş 1-0'da onu da. Sen attın 1-1 oldu. Ben 1-1 evet. 1-1 oldu. Diğer fotoğrafa geçebilir miyiz? Burada mağlup musunuz? Herkes düşünceli. Ha, kesinlikle. Herkes ama düşünceli. Hangi maç bilmiyorum. Alex'le konuşuyor musun? Evet. Konuşuyorsun. Evet. İyi mi aranız? İyi de. İyi. İyi de bir ara bir şey olmuş muydu bir aranız? Bir limoni olmuş muydu? Ya çok şey değil de ama aynı eski arkadaş değil. Ha, ama değil. Biz arkadaş evet, biz her zaman konuşuyoruz. Evet, konuşuyorsunuz. Evet. Geçen hafta da ben sohbetim. Ben Brezilya'dım. Bana mesaj gönderdi. Neredesin falan. Ben o zaman São Paulo'da. O dedi ki ben burada. Ama o antrenman var. Ben tam şehirde, Centro'da. São Paulo'da U20. Tesis de çok uzakta. 2-3 saati daha. Ben 2-3 saatinden ben de bu olmaz. Zaman da yok kalmadı.
Peki eskiden çok samimiydiniz, sonra az samimi oldunuz, onun nedeni ne? Ha, çok şey var. Çok mu şey var? Çok şey vardı ama o dışarıda Ha, bey. dışarıda kaldı. Dışarıda Okey, bey. Yani. tamam. Bir gün gelecek o da. Tabii. Fenerbahçe teknik direktör olacaktır muhtemelen. Kendini Bence hazırlıyor. evet, Değil mi? evet, evet. Ama bence doğrusunu yapıyor. Ben, Atlamadı. evet, aynı öyle. Şu anda hazırlıyor, tecrübe Hazırlıyorum. kazanıyor. Doğru zamanda ve Ki o işi kolay değil Fenerbahçe'de. değil tabii. Burada Fener, baskısı kesin. Beşiktaş'ta bu Şimdi baskı oyuncu olmak yapamaz kolay. dedi. Kendinden sorumlusun ama hoca olduğun zaman 30 tane oyuncudan Ya, sorumlusun. Camiadan, kamuoyu, başkan, herkesi idare edeceksin. oyuncu da oyuncu ne yapacak? Kendi Tabii. performansıyla. Git orada 1,5 saati tesisde, Tabii. maksimum 2 saati daha. Sonra ne yapacak? Görüşürüz, Hadi görüşürüz. yarıyorsun. Ha, takıl. Kendi performansı düşündüğüne. Ama hocan olmaz mı? Tabii. Hocan sabah akşam mı? Orada. Ben normalde bazen antrenman saat 4'da, ben saat 10 tesise, Tabii. 8 kadar akşam orada. Doğru. 50 tane şey var, stresi var. Evet. Burada sen mi attın, Alex mi attı? Bilmiyoruz Muhtemelen orada. sana attırmıştır muhtemelen. Nobre, 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 Marcio nobre. Halen böyle tezahüratı söyleyen var mı sokakta görüp sana? Var, Var var, değil mi? var tarafta da var. Taraftarlar. Çok güzel. Ama sizin o dönemki kadro bence son 100 yılın en iyi Fenerbahçe kadrosu. Çok güzel. Hoydonk vardı, sen vardın, Alex vardı. Sonra Anelka geldi, Apia, Aurelio, Tuncay Şanlı. İnanılmaz bir kadro yani. Evet. 2000 4 5 5 6 belki en iyi kadroda en İyi iyi kadro. futbol oynadık Değil mi? ama şampiyon olmadı. 2005 6'da Ama Denizli maçına. Galatasaray 4-0 yendiniz. Evet. Gittiniz Deniz'de şampiyonluğu O kaybettiniz. sene de biz O travma ne kadar sürdü? Deniz'de şampiyonluğu kaybettiniz. çok Çok mu? çok. Çok uzun sürdü mü? Evet, bugün kadar dedi ki travma var var. Hayat oynarken iki en kötü zamanda en bir şey kötü o maçta. O O maçta. zaman başka da Sen kendini Fenerbahçe'ye mi daha yakın hissediyorsun Beşiktaş'a mı? ya işte de neden Fener'de? Herkes ki Fener daha yakın. Bazen tarafta da gidiyor. Ne oluyor sen 5 sene Fener'i 2 seneyi Beşiktaş. Benimki yok tam ters. 3 sene Beşiktaş. Benim tam tersi. 5 Beşiktaş. 2,5 Fener'de. Fenerbahçe. Yok bu da yok yok benimki. Evet. Ama neden ne? Geldim Fener'de. Fener bambaşka zamanla. Kötüydü, şampiyon oldunuz. Kültürü de şampiyon olduğu 11 puan farkla. Evet. Ya biz şampiyon oldu 33 haftada şampiyon oldu. Ben 17 maçta 12 tane gol. O bu sene de Yine 2000 şampiyon yeni oldunuz. şampiyonla 18 gol toplam 25 gol kupada sonra şampiyon tekrar. Diğer sene aynı da. İşte 3 sene de üstte oynuyorlar. Değil mi? Her Hep şey üst seviye. her Evet. şeyde. Üst seviye. Sonra bu Beşiktaş Bu Mondragon'a gol attığın sene şampiyon mu oldunuz? yok yok yok. Bu O olmadı. Ali Ali Sami. Samiye 1-0'da 1-0 kazandığınız maç değil mi? 1-0 kazandı bu maçta. Burada Mondragon hatalı çıktı ama. Evet. Hatalı çıktı. Sen de tık diye aşırttın, gol attın. Evet biraz da ya o top biraz daha güzel. Tabii ki orada biraz montaj top daha yakında. Ha. Normal top biraz daha Ha, havada. havada. Apia kim bu top? Evet Apia. Apia Aşırttı. vurdum. Sen koştun. Ben koştum da ben koştum baktım. Kaleci geliyor. Kaleci evet baktın. Aa tamam şimdi ne yapacak da kontrol de zor. Ya kontrol Tabii o kolay. kurtardı. Ben havada Tık vurdum diye. da. Kolay bir gol oldu. Evet evet kolay Kolay bir gol oldu. oldu. Tam istediği vurdu da iyi gol Evet. buldum. Vay, Serhat Akın, Mehmet Ağrelio, Tuncay Teren, Şanlı. Teren. Çok Serhat güzel. Akın için neler söylemek istersin? Vay bu takımla. Bir Bizi. duygulandın ya. Yok yok biz işte kafada Ha, şey yapıyorsun, bir duygulandın. evet. Hangi İyi, sene? iyi, iyi kadro. İyi kadro ya. İyi kadro. İyi kadro ve çok iyi insan da o Değil mi? Çok iyi zamanın da. insan. Tabii ki büyük takım bazen çok zor iş. Neden zor iş de? Bazen ego var. Doğru. Ya bu Fener. En egosuz kimde? En egosuz. En egosuz.
Belki en egosuz, belki tabii ki büyük oyuncu da Guti. En egosuz. Guti evet. Guti iyi adam lan. İyi adam. O kadar Real Madrid'de oynamış. Abi işte adam. Ama zaten gerçek starsan, gerçek arada kalmış değil ama. Tabii. Gerçek starsan egolarından aranıyorsun zaten. Aynı öyle. En egolu kimde? Çok var. Çok var değil mi? Ya resim vermesin. Orada bu kavgada. Çok iyi. Çok bak. Burada Alex'le çok can ciğersin değil mi? bak nasıl stil biz o. Ama o zamanlar öyle. Evet o zaman öyle. Dar pantolon değil, geniş paça. Evet. Geniş paça. Vay be seneler. Ha. Diğer fotoğrafa geçelim. Vay Türk bayrağı Alex de Souza. Ne güzel gülüyorsunuz öyle. Bu ne boğaz turu mu? Boğaz turu evet. Bir mangal yaptın orada mangal. Boğaz evet. Mangal. Ne güzel fotoğraf. Yıllar. Diğer fotoğrafa geçebilir miyiz? Golü atmışsın. Alex de herhalde asisti yapmış. O maç ben gol yaptım. Alex asisti evet. Alex asisti. Ama Alex de senin sayende bayağı asist yaptı. Sen Alex sayesinde bayağı gol attın. Ya hangi maç? Bu büyük maç dedik. Bu derbi be. Derbi mi? Olabilir. Evet. Hava da soğuk. Soğuk. Buz ben gibi. Her zaman gibi de kese ve eldiven. Luciano gol atmış. Yine öndüre koşu atmış. İyi ortada o iyi kafa vurdu değil da mi? Gol oldu. İyi kafa. Evet, diğer fotoğrafa geçelim mi? Sevinçler güzel. Gol sevinçleri. Anılar güzel. Geçmiş. Hatıralar. Hangi maç bu? Galatasaray maç. Galatasaray yüzü öpüyorsun. Eşinin olduğu lojaya mı koşuyorsun? Evet. Değil mi? Evet. Bu Galatasaray maç. Anne baba var mı tribünde? Beşiktaş zaman. Ha Beşiktaş zamanı. Beşiktaş evet. Beşiktaş zamanında. Bu Adana Spor maçı mı? Adana Spor. Bu şampiyon olduğunuz sene işte. Evet. Şampiyon olduğunuz sene. Ya bu maç da çok enteresan. Bu maçta bu maç başladı. Adana 1-0. Ve biz çok önemli maçta. 1-0 zor maç. Sonra Christoph Daou bir oyuncu değişti. Thomas çıktı. Thomas formda vurdu sahada falan da. 35 dakikada bir faul pie ortada. Benim kafada stoper vurdu bu top. Top bana geldi kafa. Gol oldu. Ha gol oldu. İkinci yarıda bir korner. Bilmiyorum kim ortada belki Pierre. Ben vurdu kaleci kurtardı. Ben tamam. Tekrar vurdu kaleci tekrar kurtardı. Ben üçüncü kez vurdu gol oldu. 2-1 de kazandım. Kazandım. Sonra doldu zin devam ettiniz. Evet sonunda. Sonra şampiyonuz o sene. Diğer fotoğrafa geçer miyiz? Çok güzel fotoğraflar var. Bu da Fenerbahçe forması. Bu da muhtemelen golden önceki bir açı. Yine gol atıyorsun. Hızlı geçelim fotoğrafları değerlendirelim. Fenerbahçe'de 2,5 sezon oynadın doğru mu? Evet 2,5 sezon. 2,5. Modragon. Burada golü atıyorsun herhalde. Topu alıyorsun. Modragon vermiyor. Vermiyor. Evet diğer fotoğraf. Modragon iyi insan da iyi. İyi insan iyi kardeşi. Burada evet, iyi. Soğuk hava. Bu Ankara deplasmanı olabilir mi? Evet. Hoydonk'un frikikten gol attığı maç. Doğru. Değil mi? Doğru maçta. Bak. Ya genceciksin ya. Genç ay uzun saat ya. Nerede bu? Halen bence gençsin ama orada daha sakalın yok. Tabii. Sakal yok. Vay be. Diğer fotoğrafa geçelim. Cihan Aspol attı. Rigobert Song'un üstünden vurmuşsun kafayı. Gol mü bu? Maç orada bence gol değil. Ha gol değil. Gol değil. Evet. Diğerine geçelim. Yedek kulübesi. Erhan Güven, Cenk Gönen, Roberto Hilbert, Mehmet Arroyo. Evet. Beşiktaş. Diğer fotoğrafa geçelim. Ve iki şampiyonluk. İki şampiyonluk. Bu fotoğraf var mıydı sende? Evet. Ha, var. O güzel. O. Güzel. Ne güzel anılar değil mi? Çok güzel. Toplam kaç kupan var Türkiye'de? Sadece Türkiye 11. 11 kupa. 11 tane. Vay. Beşiktaş
5 tane. Beşiktaş'ta 5 tane var. Evet. Bir lig, 3 tane kupa. Türkiye Kupası. Evet. Bir tane de Süper Kupa mı? Süper Kupa da. Fenerbahçe'de 2 şampiyonluk. 2 şampiyonluk. Sonra Kayseri'de PTT'ye bir kez. Erzurum'da bir tane. Erzurum 2 tane. 2 tane. Gençlerbirliği'nde. Bir tane. Vay vay vay. Ne güzel. Her yerde evet, güzel hatıralar, anılar bırakmışsın evet, ya Norbert. Tamam, güzel. Burada Delgado öyle yine ikisi bir arada, 2 kupa. İşte o zaman çok güzel. Guti. İşte egosuz Guti mi? Guti de çok iyi. Görüşüyorsun mu? Yok, çok zamanla. Çok zamandır görüşmüyorsun. Ama çok. Ama büyük oyuncuydu be. Çok. Bir kalite. İşte arkasında 2-3 tane koşan oyuncu olsa, önünde arkaya koşu atan oyuncular olsa Guti daha çok iş yapardı Türkiye'de. Tabii tabii. Yani tabii, çok ona göre kadro değildi Beşiktaş. Evet. Bir de şimdi geldi Simo, ayağı istiyor. Kovacım ayağı istiyor. Almeyda ayağı istiyor değil mi? Ya. Herkes ayağı istiyor. Bir kanat hızlıydı da kanat falan da. Tabii. Bir tane Buruma, Enkudu falan olsa. Belki en az 15 tane nasıl ister. Asist yapacak as, doğru. O kalite var. Var. Ve o Guti de her zamandaki bana için asist daha önemliydi. Asist daha. O gol değil, gol şey değil ama asist. Hatırlıyor musun? Real Madrid'de oynarken topuk asist yapıyor benzer. Evet evet. 100 yıl asisti. Evet. Mersi'de var orada. Mersi'de. Güzel şey, nasıl sıcak, aynı Brezilya gibi. Yanıyor değil mi? Evet, fotoğrafları hızlı hızlı geçelim. Hepsini değerlendirmeye devam edelim. Kaldıysa. Burada şey mi? Doğum günü partisi doğum mi? Günüm. Serkan Balcı arkada duruyor, Kemal Aslan. Kesin orada yumurtal var, kum var. Ya, yumurta? Aa, bu maç... Ankara Spor maçta sonra. Ankara, kazandınız. Evet. Ve bir sıfır. Doğum günü kutluyorlar. Yumurta, yumurta un. Evet, aynen. Sizin şeye göre mi bu? Değil mi? Brezilya. Brezilya, evet evet, Brezilya. Siz getirdiniz bu şeyi. Aynen. Sizin bir de enteresan gol sevinçleriniz falan oluyordu. Herkes Brezilya dance falan, dance da müzik mi falan da. O maç 1-0'da ben gol yaptım. Ama sen mesela Brezilya'da hani böyle biliriz ya, top tekniği yüksek, böyle akrobasi hareketlerini seven, böyle çalım atmayı seven vesaire, ama kuvvetsiz. Sen çok böyle Brezilyalılara özgü bir oyuncu değilsin aslında. Değil. Değil, değil mi? Sen sahada değil, dışarıda herkes iki nobres, sen Brezilya'nın değil. Değil. Neden? Neredeki? Brezilya oyuncu seviyor bu birada. Tabii. Ben de yok. Ha sen de yok. Ben sıfır da biri de. Ha sen alkol sevmiyorsun. Alkol de çok değil lan. Değil. Ve çalım atmayı da sevmiyorsun. Çok çalım o atmaz. Yok yok. Alırdım gelirdi. Evet. Yani işte biraz tarz Brezilya'da. Herkes sen çakma Brezilya'da. Çakma Brezilya. Çakma Brezilya. Ben de ki tamam, neden ben çaldı bu? Benim işin bu gol da mı? Gol tabii. Ben eskiden golcüm, top geldi vurdu da gol oldu. Doğru, tamam daha de ne istiyorsun? Doğru. Çakma Brezilya. Mersin'de Manyor'da. Mersin'de işte benim transferim Mersin'de çok enteresan. Ben normal bir sene daha Beşiktaş. O zaman ben mutsuz da, sadece mutsuz değil. Bendeki ne yapacağım? Ben bir sene daha burada kalacak. Oynamıyorsun. Veya sadece para kazanıyorum. Benim karakteri değil. Ha sen dedin ki ben Beşiktaş'ta kalıp kulübede oturup para kazanacağım ama yok da gideyim, hem Beşiktaş'a zararım olmasın, hem oynayayım. Hem daha ya ben Schuster'da o zaman aradık, konuştun kamp daha önce de. Schuster belki daha yeni hava da. Neden lan? Ben dedik tamam. Geçen sene Schuster seni bırakmak istemedi. Yok yok. Ben toplantı yaptım. Ben dedim tamam Schuster, geçen sene ben aşağı yukarı 15 maç ilk 11'de oynadık. Az değil de. Kupa var, her şey var da UEFA'da ben 15 maç tamam mı? Ama hala bir şey eksik anladın mı? Ben bir şey daha istiyorum. Bendeki kusur bakma, senin hata değil hocam. Senin karar da valla ben hiç... Ve ben ve Schuster çok iyi. Biz valla çok iyi. Bendeki... Ben mutsuz bir şey var da belki transferde falan da, o de ki yok mu? Kalsın. Sen bir sene daha varsan önemli oyuncusun. Kaç sene? 4 sene burada, 5 senedir sen kaptanla şu bu. Ya sonra ben Demirören'le konuştum. Başkan de ki yok kaptan. O da kaldı. Ha, kalsın. Ne iş varsın? Sen benim kaptanla devam, bir sene daha var falan da. Ya sen devam etsen 3-5 sene daha devam edeceksin belki de.
belki yani son sene de sonra ne yapar? Belki tekrar imzadan falanla. Ya bir şey daha var da kimse bilmiyor mu? Ben normalde o Temmuz, evet Temmuz Haziran'da falanla. Temmuz. Kamptan önce. Evet ilk hafta kamptan. Temmuz. Sonra 30 Temmuz. Evet o da ilk haftada 5 Temmuz gibi de. 30 Temmuz ben bir sinet var bu kulübde. Büyük para. Büyük para. Son senede ben her zaman senede önce de senet alacak. Benim maaş %30, %40 gibi de. %40'a. Ve o senet tam hazırda. Ben başkanla konuştum, hocamla konuştum, teklif de geldi Mersin'le. Senede bıraktın gittin. Sonra başkan dedi ki ne yapacak şimdi de senin sinet 30 gün bir sinet var da sen yenisin. Ben dedi ki bu sinet benim değil başkan. Yırttın. Yırttım ton senin sinetini. Ya ne kadar ortalama tahmini para? Mesela bugün ne kadar alır? Ne 750 bin euro da. 700 bugünün 750 bin eurosu. Ne o zaman 700 o zaman 700 yani, bin. 750 euro. Bin euroluk sayıda yırttın. Ben bunu verdim da. Ben felsettim. Aldım bu sinetle. Sen de verdin. Verdim bu. Vay 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 vay. Bütün futbolcuya duyurulur arkadaşlar. Nobre'nin yaptığı bu jest. Başka fotoğraf kaldı mı? Hemen hızlı hızlı geçelim. Bu Fenerbahçe'de muhtemelen transfer oldun değil mi? Transfer ilk haftada. Çiçeğe bulundu da Fenerbahçe'ye transfer Nobre. Futbol topluluğuyla orada pozunu verdin. Burada gol sevinci. O gol şampiyonla. Şampiyonluk. O 1-0'da Galatasaray maçıdan. Şampiyonluk. Kafada bunu. Cordoba ile burada hava topu mücadelesi. Cordoba muhtemelen topu yumrukluyor. İkisini. Hem top hem ben de vurdu evet, ikisi. Burada Orhan Ak'la mücadele. Arkada Ergün Pembe. Bu burası Olimpiyat'ta da olabilir. Evet Olimpiyat'ta. O Kupa'da finali. Kupa finali. Maalesef 5-1 de kazandı. 5-1 yendi Galatasaray. Evet, evet. Necati ayak içi atmıştı. Evet. Yusuf Şimşek. Burası Kartal Yuvası açılışı mı? Evet. Oho Yusuf da. Yusuf Şimşek Antalya'da. Evet. Ona da selam olsun. Yusuf. Fabio Luciano. Bu da imza töreni mi? Ha, evet. Bu da muhtemelen yine Feneryum'un. Fener'in de imza formu. Evet. Bu da muhtemelen Ankara vesaire. Ya baraja bak ya. Nobre, Aneka, Alex. Bu baraj çok. Efsane barajda. Çok efsane baraj. Aneka ile görüşüyor musun? Aneka ne zaman? Son 2 sene önce de falan. 2 sene önce görüşürüz. Aneka'da büyük oyuncuydu be. Aneka'da. Selçuk burada. Arkada Christoph Daum. Türbünlere bakıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi maçı değil mi? Evet evet Şampiyonlar Ligi. Bu da Luciano mu? Luciano. Luciano gol sevinci. Ya da maçtan sonra herhalde galibiyetin sevinci. Golle. Evet. Diğer fotoğraf. Can Arat. Can. Antrenmandan. Mehmet Yozgatlı. Galibiyet sevinci. Bu maç Mehmet iki tane asist verdi bende. Ha, iki tane asist yaptı evet. Sana. Malatya maçı. Malatya maçı. Yalnız her maçı da hatırlıyorsun yalnız. Bu da herhalde imza attın. Evet. Ya da gol attığın maçtan sonra pazartesi maçı adamı. Klasik röportaj. Maçı adamı. Evet. Diğer fotoğrafa geçelim hızlı. Hakan Alikan. Hakan çok iyi çocuk. Çok ya, iyi. Çok klas adam Hakan. Çok iyi. Selam olsun Hakan Alikan'a da. Hem karşı oynadık hem sonra takım arkadaşlar. Her zaman aynı kardeş gibiydi. Değil mi? Aynı kadar. Çok pozitif, iyi kaleci de. Tabii ki o Beşiktaş çok şans almadı ha. Evet. Ha, bazen tamam Hustu sakatı oynadı bir maçta. Ve zor maç, bazen zor maçta aynı Liverpool gibi de. Ya geçen şey dedi. Rüştü abi kızmazsa dedi. Rüştü abi de çok beğeniyorum. Karşı karşıyalarda çok iyiydi ama dedi. Hı. Bence Uğurcan daha iyi kalecidir Rüştü Reşber'den. Uğurcan çok iyiydi. Rüştü mü Uğurcan mı? Uğurcan şimdi bence daha iyi. Daha mı iyi? Daha iyi. Daha iyi. Nobre mi Burak Yılmaz mı? Tam ters oyuncu da. Fark. O çabuk. Ben 18'e pivot gibi. Doğru. O pivot değil lan. O daha hızlı, daha koşu, çabuk. Daha çabuk falan. Doğru. Alex mi Sergen mi? Ay, Sergen tabii ki ben
Ben Türkiye'de geldim, Sergen'in son senede oynadım. Son senede. Görmedim de işte görmedim. De. Ama herkes dedi ki çok iyi oyuncu. Çok, çok iyi de. Hacı mı Alex mi? Aynı farkı da oyuncu. Ya bak bu numarada Alex daha iyi. Ya kariyer içinde adam Barcelona'da Real Madrid. Real Madrid oynamış tabi. Ay bir dünya kupası var, her tabii. Şey var. Yani bu zor. Ya keşke aynı zaman aynı yaş anladın işte. Tabii tabii, o zaman görseydik. Ya aynı deki tamam Messi ve Cristiano Ronaldo. İşte o çok çok zor. Nasıl zor da? Messi bence daha iyi teknik. Normal da. Cristiano bir profesyonel oyuncu da. Evet. Bir örnek gibi de falan. Nasıl profesyonel oyuncu? Tabii. Burada Ronaldo da. Doğru. Ama bence de Messi. İşte Messi ne yapacak da adam ekstra da. Hiçbir şey yapmadı ama kalite var. Doğal. Mesela da. Ronaldo gol atmadığı maçlarda iki defa maçın adamı olmuş. Messi gol atmadığı maçlarda 22 kere maçın adamı olmuş. Yani oyuna katkı. Evet. Bir skora katkı, oyuna katkı. Nuhabe çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ederim. Sana çok keyif aldım. Kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Mert Nobre ile gerçekten çok güzel, çok özel bir söyleşi yaptık. Geçmişe gittik, anıları, hikayeleri konuştuk, gündemi konuştuk, her şeyi konuştuk. Yeni programda, gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.